Herkese merhabalar. Malumunuz Atatürk filmimiz için İlber Hoca ile beraberiz. Hocaların hocası. O da hoca mı oluyor? Ben senin hocam. Tabii hocam. Yani siz varken. Tabii ki hocam. Sayın yönetmenimiz Mehmet Ede Öztekin ve ben Deniz Aras Bulut İnemli. Burada hocaların hocası İlber Hoca ile bir araya geldik. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de böyle bir anı olduğu için hayatımda çok mutluyum gerçekten. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. Bunu da dile getireceğim. Hiç saklamayacağım abi. Mümkün değil aslında. Mümkün değil. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. O zaman. Atatürk'ün çocukluğundan beri hayali asker olmak. Evet. Bunun için birçok zorluklarla uğraşıyor. Evet. Askerlik onun için çok kutsal. Vatan çok kutsal. Askeri eğitimin Atatürk'e katkısı nelerdir? 9. asırda ve 20. asrın ilk yarısında hatta asker olmak, askeri okulda okumak bir imtiyaz. Yapısından ileri geliyor devleti Aliye'nin ve Osmanlı toplumunun. Hatta harbiyede falan okuyamayacak olanın da mesela ailenin durumu müsait değildir. Veya işte bir fırsat kaçırma olmuştur. Assubay okuluna giderlerdi mutlaka. Maaşı belliydi. Vaka orada 19. asırda bir aksaklık vardır. Birinci orduya İstanbul'dakilere maaş düzgün ödenilir, öbürkülere değil ama her halükarda subaylık bir güvencedir Osmanlı ailesi için. Aynı zamanda da zor bir kariyerdir çünkü bütün tayinlerle falan geçer her zaman olduğu gibi. Türkiye'de bir yerde kalkınmanın olduğunu, şartların dört bucakta düzeldiğini asker ailelerinin asgari konforunun sağlanmasıyla ölçebilirsiniz. Bu çok önemli. İmparatorlukta bu böyle değildi. Ve tabii eski klasik Kapıkulu Yeniçeri sınıflarına göre, eyalet ordusuna göre 17. 18. asırda subaylık artık medeni hayatta, normal içtimai hayatta intibak edilen bir yerdi. Bunlar entelektüel sınıftı. Her asker sınıfın sivil sınıftan arkadaşları ve etkileyici dostları vardır. Bunlar beraber okurlar, beraber düşünürler. Bunun tabii faydalı tarafları vardır, zararlı tarafları vardır. Kendi başına düşünen insana yardım eden bir muhit değildir bu. Kendi okuduklarını kendi yoğuran, kendi düşünen bir insan tipi bu toplumda kolay kolay çıkmıyor o zaman okumuşların arasında. Ama tenkitli, tartışmalı, soruşturmalı bir grup çıkıyor. Bu çok enteresan. Bu devre bitti. Bugünün Türkiye'sinde artık başka bir safhaya geçtik. Mustafa Kemal nasıl bir portre dediğiniz zaman şunu görürsünüz. Bu çok okur. Bulduğunu okur. Herkes okur. Yani herkes değilse de çok kişi okur. Mesela kurmay olmadığı halde sakallı Nurettin Paşa okur. Ama asıl Enver okur. Enver Paşa okur. En çok okuyan ve entelektüel yapısı şişkin olan ise Karabekir Kazım'dır. Bunlar çok okurlar. Bunların kabiliyetleri vardır. Biri resim yapar, öbürü müzikten iyi anlar falan. Dans eder Atatürk mesela. Öyle sıradan dansçı değil. Bir ara şiir yazmaya çalıştığını... Şiir yazmayan subay olmaz, münevver olmaz. Herkes yazar. İyi. Hocam yanlış mı hatırlıyorum? Bir Fransızca hocası dans etmeyen subay olmaz dedikten sonra dans salon dersleri almaya başlıyor. Yanlış salon mı? Derslerinin alması asıl Corinne Hanım'dır onu öğreten o dansı. Ama yani dans eder. Bir kere kabiliyeti var onun. Şeyine baktığın zaman vücut yapısına çok uzun boylu bir adam değil. Madame Gagarina diyeceğim, Yuri Gagarin'in kızı. Biliyorsun Kremlin genel müdürü tayin etti onu Putin, Gagarin'e olan bağlılığından. Benim odama geldiği zaman Marshall portresi var onun, müşir portresi. Feyhaman Duran'ın baktı, ben de dedim işte bu, dedi boyu 1.62 olmalı. Dedim. Dedi ki babam da 1.58'di dedi. Yuri Gagarin. Ama hangi heykeline baksan böyle uzun bacak, mütenasip vücut görünüyor ve şişirme değil. Öyleydi. Öyleydi. Bir kere o alete giren adam 1.70, 1.80, 90 falan olamaz. Malum biliyorsunuz. Sputnik. Fakat yaratılışı öyle.
vücut arasında oran var. Yani ne koluk uzun, ne bacağı çok fazla uzun, ne kafası çok kocaman, uygun bir yapı var. Atatürk de öyle. 1.58'de bile böyle olduğuna göre Nurettin Türsan Paşa rahmetli o çok incelerdi böyle şeylerini. Atatürk'ü 1.62 olarak verdi, o doğru. Tabii duruşlarını ayarlıyor devamlı falan. Ama vücut çok dinamik. Yani öyle sizin resimlerde gördüğünüz gibi değil bütün zaman. Dinamik. Mesela kalkıyor baloda dans ediyor. Dans et derken hareketli danslar onlar. Ve bilgili, ölçülü. Böyle bugün herkes dans ediyor, tepiniyorlar yani. Hiçbir şekilde hiçbir ritim kabiliyeti olmayanlar bile giriyor işe. Halbuki o zaman dans edemez öyle bir insan. Yani ritim özgüsü olması lazım. Onu yapıyor. Bir yerde mesela Makedonya'dan bir folklor grubu gelmiş değil mi? İşte neleri var? Bak onların hora derler. Dospotsko hora. Böyle hem söylersin hem çekersin şeyi. Baktık geçiyor başlarını, alıyor mendileli, onlarla folklor grubuyla Dospotski Hor oynuyor. Tabii Rumeli müziklerine, Rumeli musikisine de çok hakim zaten. Bulgarca konuşuyor, sırf tekellüm etmekle kalmıyor. Konuşuyor yani Mitya'yla yani bütün zaman Fransızca konuşmuş değil besbelli yani. O filmde onu iyi yaptınız, o güzel o. Yani açık olması lazım. Yeniçeri kostümü giyip Yeniçeri kostümü tamamıyla bir hocam? Gösteriştir. Tamamıyla reklamcıdır. Müthiş bir gözdağ aynı zamanda değil mi? Tabii canım, tamamen gösteriştir. Şimdi orada maskeli balo yapılıyor. Maskeli balo çok yerde yapılıyor sık sık. Orada bir şey olmaz. Yani maskeli balo da Venedik usulü böyle gözünü kapatıp çapkınlık da yapamazsın. Yani öyle bir havası kaybolmuş onun artık. Herkes herkesin ne olduğunu biliyor. İşte kendince orijinal kılıklar giyiyorlar. Bu tamamıyla bir şey, gösteriş. Çünkü Balkan Savaşı'ndan sonra yenilmiş, perişan edilmiş diye bakılan bir ordu bu. Hatta İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın cahil takımı bunların diyor askerlik kabiliyeti bitti diye konuşuyorlar. Bizim birinci harpte İngiltere ve Fransa tarafından reddedilmemizin nedeni bu. Yani biz harbin çıkacağını artık biliyoruz. Herkes de o kadar körü körüne Almancı falan da değil. İngiltere, Fransa'yı, hatta Talat Rusya'yı bile aradı. Fakat istemiyor onlar. Yani bu iyi bir müttefik olmaz diyorlar. Almanlardan da var. Buradaki büyükelçi istemiyor Wangenheim. Yanlış bilgili. Kaiser herifi haşlıyor. Çünkü öbür tarafı dinlemiş. Haklı çıktılar. 4 sene boyunca Britanya ordusunu Türkiye'ye kadar kimse meşgul etmedi. Bu çok açık bir şey. Siz şimdi bu filmde böyle hem Şam'a hem Halep'e hem bilmem nereye nasıl ki akıl ettiniz ya, nasıl gittiniz bunların hepsine bu burnunuzu sokmaya? Bizim filmlerde olmaz çünkü bu. Amerikalılar öyle yapardı bir zamanlar. Sette kurarlardı her yani şeyi. Stüdyo sistemiyle aslında bir kısmını, yani tabii ki bu boyutta stüdyolar olmadığı için elimizde. Bunu yani hem stüdyo sistemiyle başka bir yerde yapıp, ama yani Suriye'ye gidip şu anda çekme imkanımız olmadığı için ya da Libya'ya. Bu coğrafyayı en iyi betimleyebileceğimiz yeri bulup ondan sonra buna göre orada bir tekrar çevre düzenlemesi yapıp biraz da bilgisayar Ürdün'e gidebilirsiniz çok. Evet. Başka taraf vermez o havayı. Sadece gitmekle bitmiyor hocam. Yani gittiğiniz yerde o sistemin, o ekibin, yani o düzenin de olabiliyor olması lazım. Mekanın müsait olması ve sizi çekime davet etmesi de yeterli değil. Yani bunu orada yapabilecek ekipman, ekip, sistemin de olması lazım. Konaklama imkanlarının da olması lazım. O yüzden biraz zor bir mesele, ama işte farklı mekanları farklı mekanlar gibi göstererek birazcık bunu halledebiliyoruz. Ama Makedonya'da ciddi çekim yaptık. Demin söylediniz ya, işte Makedon halk dansları grubu gelmiş, hemen kalkmış onlara, hemen katılmış falan. Ediyor.
böyle bir subay anlayışı var ya bizde, böyle hep dik duran, hiç böyle gülümsemeyen falan. Yani aslında bunların özel hayatı. O her zaman vardır. Yok, o her zaman vardır. Şimdi folklor ekibinin başına geçmek bir mareşalı küçültmez. Folklor evet. Çünkü bu çok önemli. Ama herhalde bugünkü danslara pek katılmazlar diyen yani diskotekteki danslara bu mümkün değil. Ama özel hayatlarında da eğlenmeyen özel hayatlarında insanlar. Protokolü ilk değiştirenlerdir. Çok zordur. Balo devrimi, bırakın burayı, Rusya'da falan zordur. Hristiyan ülkelerde bile. Büyük Petro'nun baloları skandal olarak biterdi her zaman. İntibak edemiyorlar. Yani bu işin pek dinle de ilgisi yok. O böyle bir alışkanlık. Benim hoşuma gitti. Nasıl yaptınız bunu diye onun için sordum. Şimdi Makedonya faslı var tabii. Ve şimdi asıl Anadolu var. Bu Anadolu galiba bu seri bizim şeyle bitiyor, mevsim. Samsun'a ayak basıyor paşamız. Asıl ben ondan sonra merak ediyorum nasıl yapacaksınız diye. Tabii. Bakalım ne olacak. Hocam Trablus'ta Şam'a girmişken Enver Paşa ilişkisine de biraz anlatabilir misiniz? Enver Paşa Trablus'ta komutan. Evet. Mevzi komutan olarak fevkaladedir. İyi bir komutandır. Son derece dirayetlidir. Hiç yumuşamaz. Fakat büyük orduları, büyük savaşları yönetecek tecrübesi de olmadı. Belki liyakati de yok. Yani bu açık. Maalesef 1914 sonunda ilk hamle Sarıkamış'tır. Sarıkamış öyle bazılarının uydurduğu gibi tüfek atamadan donarak öldük diye öyle şey yok. 19 bin kayıp verdi orada Rusya. İşte o kadar kolay değil ama biz orayı yapamadık. Bunun üzerine Mustafa Kemal Bey çok çok hazin bir üzüntü içine düşen biri oldu. İstanbul'a gelmişti Sofya'dan biliyorsunuz. Konuştu, baktı ki adamın da o konuları kendisiyle açık açık dertleşip konuşmaya tahammülü yok. Uzatmadı lafı, başkomutan vekili çünkü konuştuğu adam başkomutan kesti. Fakat artık süratle dönmek istiyor yani ve dönmek isteyince döner, cepheye dönecek. Bu onun için önemli. Bu inatçı bir adam ve bunun hafızası çok kuvvetli. Yani bu Gelibolu'ya adım attığı an oradakiler gibi haritadan bakmıyor topraklara. Yani ezbere biliyor orayı. Çok önemli bir vasıf bu. Komutan da yani mevki komutanı olan ve mareşal rütbesi alan Liman von Sanders Paşa sırf onun değil Kazım Karabekir Bey'in, Fethi Bey'in, efendime söyleyeyim yardımcısı olan Esat Paşa'nın görüşlerini ister istemez dikkate alıyor. Küstah bir Alman şeysi değil, komutanı değil. Yerine göre akil bir adam, bir dahi hiç değil. Dinliyor, verdiği komutu bile geri aldı oluyor. Bu yüzden bir sürü kayıplardan da kurtardılar. Mesela Saros Körfezi'nden hücum bekliyor. Yani Saros'tan hücum beklemek çok büyük tabii, yani şaşkınlık. Ama bazı İngilizlerin de daha farklı yer düşünmediği anlaşılıyor. Haritadan harp yapılmaz. O çok önemli. Şimdi ne okudun mesela sen? Ben Çekit Süreyya Aydemir okudum hocam. Okudun mu onu? Okudum. Çok önemli evet. Bir adam. Hatta iki kere okudum. İkinci okuduğumda bayağı bir özet çıkardım. Sizin, tabii. Sizin kitabınızı okudum. Ölümsüz Atatürk'ü okudum. Immortal Atatürk. Lord Kinross okudum. Celal Hoca'nın kitabını okudum. Evet. Bir yerden sonra Mehmet Hoca'yla da çünkü onu fark ediyorsun, ulaşabileceğin o kadar çok kaynak var ki kafamın da bulanmaması için artık Hoca'yla birlikte ortak şeyleri okuyup şeyi okudunuz mu? Andrew Mango. Ben okumadım hocam. Hocam okumuş. Okudum. O belki o kadar Şevket Süreyya kadar renkli değil ama en doğrusu. En doğrusu yani en şeysiz, tarafsız ve soğukkanlı olan Andrew Mangu çok iyi bilir Türkiye'yi ve Rusya'yı. O yüzden çok soğukkanlı. Yani bilhassa Mustafa Kemal Atatürk'e hücum konusunda, tenkit konusunda ortaya çıkan kaynakların yapısını biliyor. Tuhaf bir şekilde anatomisini anlıyor grupların. Çünkü
Rusya'daki hayatı biliyor. Yani bu önemli. Evet. Yani bunu anlıyor. Bir benzer imparatorluklarda benzer atmosferi tanırsan büyük adamların da nerelerde doğup büyüdüğünü daha kolay anlarsın. Ben o bakımdan onu en çok beğenilen kitaplar arasına koydum. Evet, ben Gelibolu belgeselinde Andrew Mango'nun da röportajı vardı. Ben bu hazırlık sürecinde onları da isteyip Gelibolu ile ilgili deşifrelerini de okudum. Hakikaten hakimiyeti kuvvetli. Enteresan. Bir kere iki tarafı kutluyor. Yani bu çoktan beri yaptığı bir şeydi onun. Açıkçası British Service'in bilimsel tarafından yani intelligence'in. Bu bizde böyle bilinmez. Yani insanlar bunu açıkça söylerler İngiltere'de. Yani ordudaki hizmetim buydu. Buna da devam ettim. Şimdi bir gün otobüste gidiyorum. Çift katlıda Londra'da. Birileri bindi üst kata çıktı. Bir işte normal giyimli şık diyemem ama yani otobüse binenlerin olacak en decent giyimli bir hanımefendi şapkasıyla yaşlı. Yanında da paltosuyla ihtiyar bir beyefendi. Hanımefendi oturunca yanımdaki yere ben hemen kalktım oturmaya kalkınca. Buyurun beyefendi, sir dedim. Buyurun. Aman dedi, young man you don't need it falan dedi. Böyle hafif de alınıyor. Niye need dedim, bizde adettir. Buyurun olur mu öyle şey falan dedim. Siz de oturun hanımefendiyle dedim. Ondan sonra bizde adettir, nerelisin sen dedi, Türk'üm dedim. Ha ben orada bulundum dedi Gelibolu'da, asker. O zaman dedim bizi pek sevmiyorsunuz herhalde. O da niyeymiş dedi, niye dedi yani. Çok severiz dedi. Biz dedi Türk ordusu için biz askeriz, başka türlü bakarız onlara dedi. O sevmeyenler bu idiotlardır dedi. Tam Foreign Office'in olduğu yerden geçiyordu. Yani o bir yerlerden gidiyordu. İşte konuştuk onun üzerine falan. Şimdi o devir değişik, o ortam değişik. Yani biz de Atatürk'ü çok inceleyeceğiz bir takım şeylerden. Ama bir filmciden bunların hepsine teferruatlı girmesini bekleyemezsiniz. Bu olmaz. Ama onlar yapıldığı ve yayınlandığı an iş değişir tabii. Bu konuda bir soru sorabilir miyim size hocam? Yani şimdi aslında bu çok önemli işte. Onları bilebiliyoruz çünkü bunlar önemli figürler tarihte. Saraydan gelen ve hani işte önemli birinin ailesindeyse. Fakat 1881 yani bizim anlattığımız 1919 döneminde Mustafa Kemal aslında çok takip edilen, yaptığı her şey tarihçiler tarafından not alınan, evet ileride büyük bir adam olacak denen bir adam değil aslında. Yani hangi yani, tarih o? 1919'a kadar geldiğimiz ya da 1915'e kadar i̇şte 19'a kadar geldiğinizde Osmanlı cemiyetinin kaynaşıklığı dolayısıyla yani hanedan mensupları bile Mustafa Kemal Paşa hakkında mesela sırf veliaht olan o zaman, veliahtı saltanat olan hadi Almanya'ya gitti geldi ondan vahdettin. Evet. Yani 25-27 yaşında atıyorum yaşadığı şeyleri bu dediğiniz gibi Osmanlı'daki o yani subaylar arasındaki anlatıdan öğrenebiliyoruz. Ya da işte dediğiniz gibi hatıratları olanlardan aslında neler yaptığını ya da nasıl bir yol izlediğini ya da kendi yazdığı bir şey varsa bugüne ulaşan erişebiliyoruz. Kaynak çok ama aslında bir yandan da çok az. Yani evet. Çünkü yani şey bir dönem değil en azından. Mustafa Kemal ile ilgili çok fazla şeyin çok keskin bir şekilde karşılaştırarak sizin söylediğiniz gibi kitabınızda yani tarihte bir şeyi bir yerden aldım ben hemen korkarım ileride göreceksiniz. Evet. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın reisi Cumhur Gazi Hazretleri ve soyadını aldıktan sonraki Atatürk devrine ait notlar daha karmaşık olacak. Yer yer çok anormal teferruat, yer yer büyük boşluklar, yer yer saptırmacalar falan ortaya çıkacak. Yani
O daha zor bir devir, çok zor bir devir. Burada daha pür bir Mustafa Kemal var. Yani her asker gibi, her kurmay gibi, her genç paşa gibi ne yaptığı falan belli olan, hayatın içine daha çok girmiş biri var. Bu Türkiye'de özelliktir. Hatırat gittikçe güvenilmez olacak. Evet. Şimdi burada tabii bir sorun var. Oyunculuk. İlk defa bu kadar teferruatlı bir oyunculuk söz konusu. Mesela genç Sabit'in Divan-ı Harp'te yargılanması diyeceğim. O kadar ağır değil ama teftiş komisyonu önüne çıkması, paşaların önüne. Ondan sonra normal gidişat, bunlar çok iyi. İlk defa çıkıyor, yani yüz hatları çok benziyor. Belki Rumeli olduğun için. Yani böyle bir yakınlık var. Ve görmediğim bir devirler bunlar. Hiç görmediğim bu resimler yok. Yok. Hocam şimdi tabii bu memlekette Atatürk hikayesi anlatmak büyük bir mesele. Çünkü herkesin kafasında bir Atatürk imajı var. Hocam siz de bunu belgeselde de hatta anlatıyorsunuz. Hangi Atatürk, kimin Atatürk'ünü anlatmakla ilgili bir dert ediniyoruz tabii ki. Öncelikle tabii ki Atatürk'le ilgili ne biliyorum veya neyi bildiğimi zannediyorum kısımları oldu. Bir sürü şey okudum, bir sürü şey izledim. Yönetmenimizle çok vakit geçirdik. Beni görmek demek sadece fiziksel olarak görmek demek değil. Evet, o, benim fikirlerimi anlıyorsanız. Evet. Sizin karşınızda da tarihi cümleleri söylemek böyle çok utandırıyor beni açıkçası. Bu bilinen bir söz. O tamam yani. Ve özgürlük ve bağımsızlık bir benim karakterim. Bir büyük adamı resimlerden, bir şeyden, hareketten yani tarihteki büyük adamların çoğunun portresinden haberimiz yok. Yunan Roma'ya çok ayaklanıyoruz ama Yunanlılarınki ideal portrelerdir. Yani Büyük İskender'in portreleri biraz idealdir. Yunan heykeltıraşçısı ideal vücutlar, ideal güzellikler üstünde çalışır. Nadiren ideal çirkinlikler ama o bile idealdir, abartılmıştır. Romalılar portrede çok realisttir. Bunun dışında insanların kaçta kaçının hakiki portresini biliyoruz. Rönesans devrinin portreleri çoğusu yani ressamların fırçasında ne kadar yakın, ne kadar uzak. Holbein çok yakındır denir mesela ama Holbein'ların da hangisi ne kadar yakın baba oğul? Evet, ben de işte yani fiziksel olarak... Burada da öyle. Yani bu bir problem değil. Ya tarih yaparken bu çok büyük problem değil. Ama şimdi film yapıyorsun. İşte ne olacak o, ne yaptın onu mesela? Fiziksel olarak benzemekten çok ruhunu bulmaya, fikirlerini anlamaya, zihninin çalışma yapısını anlamaya. Ama bu arada fiziği kullanmak lazım varsa bir. Tabii ki yani. Siz hatta dansı anlatırken, tabii ben bu sırada 15 seans psikodrama, psikodrama eğitmenleriyle çalıştım. Çetin Sarıkar. Nasıl Bulgarca çalıştın? Çok Bulgarca dersleri aldım, Fransızca dersleri aldım, Almanca dersleri aldım. Bir kere askeri danışmanlarımızla çalıştım. Çok önemli tarihi danışmanlarımız vardı. At biniyordum ama paşam gibi daha böyle heybetli binebilmek için yanlış bildiğim şeyleri çok iyi ata çok iyi binermiş. O yüzden yanlışlarımı düzeltmeye çalıştım. Tansu Biçer'le oyunculuk çalıştım ve bütün bunların hepsinde, hepsinin ötesinde hocayla çok vakit geçirdik. Mehmet abiyle çok mesai harcadık. Okuma provaları çok yaptık. Gerek beraber çok vakit geçirdik. Projeyle ilgili ilk rakımızı da hatırlıyorum. Çanakkale'deki rakımızı da hatırlıyorum. Son rakımızı da hatırlıyorum. Hoca. o yüzden çok emeği var benim üzerimde. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini, Mustafa Kemal gibi genç, başarılı. Yani ben aslında neyi öğrendim biliyor musunuz hocam? Bunu çok utanarak bir yerden söyleyeceğim. Çok da iyi hissediyorum tabii ki. Çok başarılı, çok iyi stratejist, çok iyi bir analiz dehası. Çok ileri görüşlü. Bu hep bildiğimiz özellikler. Biz de bunu biliyorduk. Daha derinlemesini öğrendim belki ama ben bu projeyle birlikte bunları idrak ettim. Ha. Evet. Ve oynayarak idrak ettim. Evet. Ve bu tabii ki çok kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu sanırım benim için. Oyuncularla ayrı provalar yaptık. Bir de şöyle yaptık mesela hocam. Hani Mustafa Kemal ve ailesiyle ayrı okuma provaları, yakın silah arkadaşlarıyla ayrı okuma provaları,
ve daha kalabalık bir askeri grup olan ekiple ve hep beraber yaptığımız okuma provaları ayrı ayrı oldu. Ama dediğim gibi hocamla da çok vakit geçirdik değil mi hocam? Evet evet. Çok uzun zaman geçirdik. O anlamda yani bunun bu yaratım sürecine de benim adıma da çok büyük katkısı oldu. Dinlediğimiz bazı hikayelerin sonraki mesela yaşlarına dönük hikayelerin o yaşlarda o karakterde nasıl tezahür eder? Bunlara karşılıklı böyle fikir alışverişi. Fizik olarak yaşlanmaya fırsat bulamadı. Hadi. Şöyle yani zaten filmde çok uzun zaman atlamaları olmadığı hep böyle işte 24 yaşında Şam'da, 26 yaşında Selanik'te, 28 yaşında Trablus'ta diye gittiği için. Ama onlar çok erken şeyler. Evet. Bu filmde şüpheli bir şey daha var. Tabii onun üzerinde durduk zannediyorum. Enver Paşa'yı damat olduğu için eleştiriyor. Evet. Bu doğru olmayabilir çünkü kendisi de o adeti takip etti. İstedi. Evet. Şu, o yani. Ama tabii şu ileri safhada olabilir. Saraya çok fazla adapte mi oldu diye bazen yenileme sırasında. Yalnız o tabii o sarayla evlenme hikayesi, sarayla ahbap olma damadı Şehriyar Esmilare. O tabii Enver Paşa'nın dış kariyerine çok yaradı. Trablusgarp'ta da Orta Asya'da evet, da. Onu da öyle ifade ediyor. Evet. Halifenin damadı olmadan toparlayamazsın. Çok ben burada bir şeyi size anlatmak isterim aslında. Önemli bir konu çünkü İşte daha önce sizin de ifade ettiğiniz gibi drama yapmakla belgesel yapmak arasındaki fark gibi. Şimdi sizin de kitabınızda hocam aslında bir dönem Harbiye Nezareti için bir padişahtan bizim de filmde de işlediğimiz rica da ettiği yani aslında bir anlamda. O birinci plan A o. Evet. Şimdi o zaman. Kabineye girecek ve belki darbe tabii yapıp bir şey idare edeceğini. Bir evet plan olsun bu diyor. Bir de ikinci B plan, bir C var onun. Şimdi Sabiha Sultan'ı, Sabiha Sultan'la evlenmek istediği, buna talip olduğu yani biliniyor ve biz bunu böyle anlatmadık filmde. Çünkü o dönemi yani çok ciddi analiz edip hani nasıl bir şey vardı kafasında. Sizin dediğiniz gibi mesela o başka bir plandı ama filmde böyle bir zaman harcayamıyorsunuz. Yani bu kadar uzun uzun anlatamadığınız için burada kahramanın yolculuğunda bir karar vermeniz gerekiyor filmci olarak. Yani onu tarihçi olarak değil. Yani üç günlük şeyi yapamazsın. Evet. Yani iki gün gece, iki gün iki gece neredeyse Şam'dan şeyi Halep'ten artık bırakıyor ve İstanbul'a dönmek zorunda mütareke. O iki günde bu mutlaka bir sürü sigara içip düşündü. Evet. Bunların hepsini filme özetlemeniz mümkün değil. Evet. Ankonu yani bilinmiyor. Nereden buluyorsunuz bu plan, program, bu fondasyon yani bu kadar git gir, bu çok masraflı bir film. Çok. İlk önce hazırlığını yaptık. Hmm. Yani nasıl bir hazırlık yaptık? Çünkü o kadar büyüktü ki hazırlık dönemi. Hazırlık dönemini nasıl planlayacağımızla ilgili 2 aylık bir hazırlık yaptık. Bu 2 aylık çalışmayla bir hazırlık programı çıkarttık. Bu hazırlıkta çok uzun ve çok sistemli 1 yıl tam baştan sona 1 yıl sıcak hazırlık takip etti. Her şeyi kendimiz ürettik. Bütün aksesuarları, bütün kostümleri, çalışan, ateş eden silahlar ürettik. Süngü ürettik. Bütün bu atıyorum şimdi çok büyük Çanakkale gibi işte Şam gibi büyük setupların önce maketini yaptık. Çünkü nasıl bir çekim programı izleyeceğiz? Olmayan bir yer. Yani bir çöl hayal ediyorsunuz. Şimdi çadır nerede duracak? Yani işte yemekhanesi nerede olacak? Hayvanları nereye bağlayacakları boş bir düzlükte hayal edemeyeceğiniz için ilk önce bir maket çalışması yaptık. Bu maket çalışması üstünden çekim planlarını belirledik. Bunun için nasıl malzemelere ihtiyacımız olacak? Bunları çıkarttık. Ve bütün bu hazırlık sürecinin, bu arada oyuncu hazırlığı ve teknik ekip hazırlığını aynı anda beraber götürdük. Onların ayrıca dediği gibi fiziksel ve teknik çalışmaları yani dil çalışması, dans çalışması gibi yani o işte yani nasıl oturur, nasıl kalkar, nasıl yemek yer bütün bunları da öğrenerek bir izlediği bir çalışma vardı. Onu da paralelinde götürerek 1 yıllık bir süreci tamamladık.
Ondan sonra da 19 hafta süren bir çekim süreci başladı. 19 haftada da projeyi çektik. Pek çok şehir gezdik. İki de ülke. Evet. İki ülkeye gittiniz siz. Evet. Bulgaristan, Makedonya. Evet. Sonra şey var herhalde, Yunanistan pek lüzum yok orada geçinmedi hayatını. Selanik tabii ama. Yani Selanik hocam çok istedim ben ama Selanik o büyük yangından sonra yeniden inşa edildiği Selanik, için. Eski dokusunu kaybetmişti. Yani şeysi yok, eski dokusu yok, etnik dokusu yok, bir şey yok. Evet. Yani o geçmiş o. Onu en iyi sağlayan Makedonya'ydı galiba. Evet. Makedonya tarafında. Evet, otantik, bravo, otantiktir. Evet. Kostümleri iyi buldum, onlar varmıyor. Kim yaptı onu size? Gamze Kuş. Ha, Gamze Kuş yapıyor. Evet. Bravo. Çok incelikli bir çalışma. O tamamen işte sokaktaki insanı, balodaki insanı, şeyde, devletteki, ordudaki hepsi çok enteresan. Yani onlar çok iyi çıkmış. 57. alay konuşması nasıldı hocam? O fevkalade 57. alay mesela, onu sormak lazım. O çünkü mühim bir şey. Yani Churchill'den aldı diyemeyeceğim. Churchill ondan almış olabilir mi onu da bilmiyorum. Churchill'in o kadar Türkiye bilgisi olduğunu hiç zannetmiyorum her şeye rağmen. İlgilenmiştir ama hassaten üzerine düştüğünü Türk cemiyetinin ve Mustafa Kemal'in falan pek zannetmiyorum. Yani bazı şeyleri var çünkü kanaatleri onlar da gösteriyor. Şey çok güzeldi hakikaten, bir kere o halkı sormakta bu dekor, kostüm falan o çok iyiydi çünkü hiç natürel değil yani. Çok abartma veya çok sefil yani yapılan düzenlemeler bize belki iyiydi. Çok iyiydi. Ben bu filmi tutar mı Türkiye'de? Çok tutar, çok tutacak. Dışarıda ne olur? I don't know. Ama olabilir yani şey. Reprezentasyon özelliğini kazanması çok mühim. Evet, o yani karakterin sadece bizim tanıdığımız, biz zaten Mustafa Kemal'le aşığız ama yani Avrupalı bir seyirci de baktığında böyle izlemek isteyeceği, yani bir film kahramanı olarak da takip edilesi bir kahraman yaratmaya da çalıştık bu arada. Evet, doğru. Burada şimdi ben daha böyle bir kere fizik olarak daha yakın birini görüyorum. Herhalde memleketin, sordum şimdi, yakınlığından dolayı olacak biri. İkincisi tabii daha rahat bakılabiliyor. Bu önemli. Üçüncüsü tabii bu yeni bir nesil. Çok yeni bir nesil. Yani Atatürk'ün öğreniminde, gençlere aktarılmasında da yeni şeylerin anlatıldığı bir nesil. Yani bu nesil açıkçası ben size söyleyeyim, aman bıktık bu karga kovalama hikayelerinden falan diyen böyle yarı anarşist. Bunların birçoğunun anası babası bizimki gibi değil bu konuda yani. Daha başka düşündüklerini zannediyorlar. Bütün bu hengam ortasında biz bir 100. yıla geliyoruz. Türk kamuoyu son derece rahatsız ortadaki deformasyonlardan, yanlış değerlendirmelerden. Bunu yazmak, çizmekle de baş edemiyorsunuz çok. Bu bence artık sanatın dizginleri ele alma zamanı. Yani iyi tiyatro eserleri her zaman olduğu gibi. Film olmadan evvel tarihi tiyatro çok önemli bir şeydir Avrupa hayatında. Ve film tabii çok önemli bir şey. Böyle filmle bunun yeniden sahneye gelmesi lazım. Arada Mustafa Kemal için belgesel gibi yapılanlar var, ciddiye almıyorum. Bahçeleri kazıp siper hazırlayanlar var. Bunlarla iş olmaz, arşiv şey olmaz. Veya falan yerde bulunan arşivle Çanakkale Savaşı'nın, Gelibolu'nun hikayesini düzenlemek, bu da yeterli olmaz. Bunların yapılması lazım. Ben çok bunu o bakımdan tutuyorum bu filmi. Ve bunu incelemek lazım, görmek lazım. Görünce bakalım ne diyeceğiz. Yani daha bunun ikinci düzeni var. İkinci düzeni, ikinci sezonu diyelim. Herkes bekliyor. Bu hiç değilse ben size söyleyeyim 33'e kadar falan gelmeli. Yani Atatürk'ün Atatürk soyadını aldığı tarihe kadar gelmeli.
Ben çok heyecanlandım. Ha? Banda. Evet. Ben de merak ettim hocam. Tabii edik. Şimdi bakalım ne yapacağız. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ ol, eyvallah. Görüşürüz gene inşallah. Görüşelim lütfen. Çok teşekkürler hocam. Müthişti. Sağ olun.